Merhabalar, Uluslararası Hukuka Genç Bakışlar Konferansı'na hoş geldiniz hepiniz. Bugün deniz hukuku oturumunu yapacağız. Ben öncelikle Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, ANASAM'a ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında konferansımızın bilim kurulunda ve düzenleme kurulunda yer alan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Deniz hukuku oturumunda bugün 6 tane konuşmacımız olacak. 15 dakikayla süreyi sınırlamak niyetindeyiz. Bundan sonra bir oturumumuz daha var. Oraya da bekleriz sizleri. Şimdi doktor öğretim üyesi Mustafa Erçakıcı, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nden uluslararası hukuku meşgul eden bir deniz hukuku uyuşmazlığı olarak Güney Çin Denizi sorunu başlıklı tebliğini sunacak bize. Mustafa Hocam süreniz 15 dakika olacak. Süreyi aşmamaya çalışacağız. Sorular olursa da herkes sunumunu yaptıktan sonra da soruları almaya çalışacağız. O zaman ben sözü Mustafa Hoca'ya bırakayım. Çok teşekkür ederim herkese, Anadolu Üniversitesi'ne, ANASAM'a, Gökhan Güneysu hocama. Bu etkinlikte yer almaktan çok mutluyum. Kıbrıs'tan herkese merhabalar. Şu anda Kıbrıs'tayım ben. Dilerseniz ekranımı da paylaşarak yavaş yavaş sunumuma başlamak istiyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Tamam, bir saniye bir sorun oldu ama. Hemen çözüyorum sorunu. Evet, şu anda ekranım gözüküyordu diye tahmin ediyorum. Evet, benim sunum konum uluslararası hukuku meşgul eden bir deniz hukuku uyuşmazlığı olarak Güney Çin Denizi sorunu. Başlığımda tıpkı sorunun kendisi gibi açıkçası biraz uzun ve karmaşık ama moderatör hocamızın da belirttiği gibi 15 dakika içinde sorunun özünü en azından hem uluslararası ilişkiler boyutuyla hem de uluslararası hukuk boyutuyla ortaya koymaya çalışacağım. Tabii Güney Çin Denizi coğrafi olarak hem Kıbrıs'a hem de Türkiye'ye uzak olduğu için belki en azından uluslararası hukuk doktrininde gözlemleyebildiğim kadarıyla üzerinde çok durulmamış ama sonuç kısmında da belirttiğim gibi aslında kayıtsız kalmamamız gereken ve sadece denize kıyısı olan veya bölgesel devletleri değil, dünyayı ilgilendirecek olan sonuçlar, ciddi sonuçlar doğurabilecek olan bir uyuşmazlık. Burada Güney Çin Denizi'ne sınırı olan devletleri belki coğrafi olarak kafamızda yer edebilmesi açısından saymaya başlayarak konuşmaya başlayayım. Bu devletler Brunei, Çin, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu kadar komşusu veya denize sınırı olan devletlerin olduğu bir deniz alanının uyuşmazlığa neden olmamasını beklemek sanırım uluslararası hukukun gerçekliklerini göz ardı etmeyi gerektirecekti. Burada bizim gözlemleyebildiğim kadarıyla veya doktrinde vurgulandığı kadarıyla Brunei dışındaki bütün devletlerin Güney Çin Denizi'nde bulunan adalarda ve deniz alanlarında çeşitli iddialarının olduğu askeri birliklerini barındırdığı ve bu askeri birliklerin sayısının da her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Brunei'nin de sadece deniz alanı sınırlandırılmasına ilişkin sorunları var ve burada bunu bir hikaye olarak göz önünde bulunduracak olsaydık bu uyuşmazlığı Çin'in hikayenin baş kahramanı olduğunu söylememiz gerekecekti. Çünkü bütün devletlerin belki birbirleriyle ufak tefek sorunları olabilir ama Çin'in saydığım bütün devletlerle ayrı ayrı sorunları ve çakışan iddiaları var. Bu kapsamda da ilk bölümünü konuşmamın Çin ekseninde bu uyuşmazlığın özünü ve farklı iddiaları ortaya koymak olacak. İkinci kısmında da yine Çin ve Filipinler arasındaki sürekli hakemlik mahkemesinin kararını ve etkisini anlatmaya çalışacağım.
Şimdi ilk olarak Güney-Çin Denizi uyuşmazlığı ve baş aktör olarak Çin'e bakacak olursak, Güney-Çin Denizi'nin birazdan haritada da göstereceğim gibi yarı kapalı bir deniz olduğunu belirtmemizde fayda var ve kuzeyde Tayvan Boğazı, güneyde ise Malaka Boğazı ve Singapur Boğazı'na kadar uzandığını belirtiyor coğrafi açıdan bu konuyu ele alanlar. Ayrıca Güney-Çin Denizi'nde sayıları yüzü aşan ada, adacık, kaya veya sıra kayaların olduğunu ve bu oluşumların %95'ine yakınının insan yaşamına elverişli olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi açısından bu önemli bir kriter, çünkü üzerlerinde insan yaşamı kurmaya elverişli olsalardı deniz alanını elde etme yetkileri olacaktı ama bunu görüyoruz. Bu sürekli hakemlik mahkemesi kararında da önemsenen bir nokta. O yüzden yine üzerinde duracağım. Güney Çin Denizi'nin öne çıkan özellikleri uluslararası ticaret açısından ve tedarik zinciri açısından çok önemli bir ulaşım noktası olması. Enerji kaynakları bakımından önemli bir bölge olduğu öne sürülmesi, ki Çin'in elde ettiği enerjiye bakılırsak bu sadece bir öngörü veya tahmin öne sürme değil, gerçeklik payı olduğu düşünülüyor. Bir de üzerinde bu kadar çok egemenlik uyuşmazlığı olduğunu varsayarsak ve balıkçılık yönünden de zengin bir bölge olduğunu vurgulamamız gerekir. Coğrafi olarak burada Güney-Çin Denizi ve daha ayrıntılı olarak görebileceğiniz gibi bölgesel devletleri de içeren ve üzerinde önemli uyuşmazlık olan Paracel veya Spratly adaları gibi adaları da içeren bu iki haritadan da coğrafi yerini anlayabiliriz. Buradan görülebileceği gibi Hindistan ve ABD aslında bölgesel bir devlet değil ya da bu denize kıyısı olan devlet değil ama onlar da uyuşmazlığın dolaylı tarafları ve aktörleri. Yine buna da birkaç cümleyle değinirim ileride. Güney-Çin Denizi'ne ilişkin olarak Vietnam'ın, Filipinler'in, Malezya'nın ve Brunei'nin çok çeşitli iddialarının olduğunu, zaman zaman iç hukuklarında kabul ettiği kanunlarıyla çeşitli deniz alanı sınırlandırma faaliyetlerinde bulunduklarını biz görüyoruz ve burada temel dayanaklarını Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandırdıklarını görüyoruz ama aynı şey Çin ve Tayvan açısından söylemek çok mümkün değil, çünkü Çin ve Tayvan'ın bölgeye ilişkin iddialarını ağırlıklı olarak tarihsel bir takım haklara, tarihsel geçmişlerine dayandırmaya çalıştıklarını da belirtmemizde fayda var. Yine sürekli hakemlik mahkemesinin kararına etkisi olan bir noktaydı bu da. Şimdi Çin'in aslında enerji üretiminde Asya'daki ilk sıradaki devlet olduğunu biz görüyoruz ve elde ettiği enerjinin önemli bir kısmını aslında üzerinde herhangi bir uyuşmazlık olmayan, kendine ait olduğu hemen hemen bütün taraflarca kabul edilen deniz alanlarından elde ediyor. Ancak yine de çeşitli adalarda ve Güney-Çin Denizi'ndeki bölgelerde egemenlik iddialarını ısrarlı bir şekilde sürerek bu konudaki tutumundan vazgeçmiyor. Enerjisini dediğim gibi önemli oranda kendine ait alanlarda ve uyuşmazlık konusu olmayan alanlarda elde etse de. Bu iddialarını vurgulamak için Çin 9 çizgi hattı dediği bir doktrin yarattı. Bir sonraki haritada net bir şekilde ortaya konulacak bu. Ve bu 9 çizgi hattı ismini verdiği doktrinini yansıttığı haritalarında gerçekten de Güney-Çin Denizi'nin %80'i üzerinde hak iddia etmeye çalıştı. Bu tabii şiddetle karşı çıkılan bir argümanı Çin Devleti'nin. Burada doktrinde özellikle Tonesson'un, Güney-Çin Denizi'ne ilişkin önemli çalışmaları olan Tonesson'un ortaya koyduğu eleştiriye göre Çin aslında Güney-Çin Denizi'ne bir deniz alanı olarak değil, kendi egemenliği altındaki neredeyse sulak bir arazi olarak yaklaştığı ve tamamen nüfuzunu burada kurmaya çalıştığı görülüyor. Tabii bu diğer bölgesel devletler açısından şiddetle karşı çıkıyor.
çıkıldığı gibi Amerika Birleşik Devletleri ve onun yanında Hindistan tarafından da engellenmeye çalışılan iddialar. Çünkü diğer devletler 9 çizgi hattı denen bu haritanın ve Çin'in iddialarını yansıtan bu haritanın hukuki bir şeye evrilmesi, bir gerçekliğe evrilmesi durumunda kendilerinin çok dar bir alana hapsedileceğinin bilincindeler. Ayrıca realpolitik açısından da Amerika ve Hindistan Çin'in bu bölgede tedarik zinciri açısından önemli olan bu bölgenin %80'i üzerinde egemenliğini ve nüfuzunu oluşturmasını şiddetle karşı çıkmaya çalışıyor. Bölgede yükselen bir güç olduğunun farkındalar ama bunu Güney Çin Denizi açısından engelleyerek etkin, tamamen bölgede tek etkin otorite olmasını bir şekilde geciktirmeye veya engellemeye çalışıyorlar. Bu da Güney Çin Denizi'nin 9 çizgi hattını içeren bir haritası. Çin gördüğümüz gibi burada ve bu 9 çizgi hattıyla, kesik kesik olan bu çizgi hatlarıyla bu Paracel ve Spratly adaları başta olmak üzere diğer birçok adalarda egemenliğinin olduğunu ve etkili otoritenin kendisi olduğunu iddia etmeye çalışarak diğer bölge devletleri hattın gerisinde kalan sınırlı alanlara hapsetmeye çalışıyor, net bir şekilde görülebileceği gibi. Güney Çin Denizi'nde bulunan adalar da aslında bu deniz yetki alanını sınırlandırma uyuşmazlığı dışında ciddi bir sorun. Bu adalar üzerinde etkili otoriteyi kimin kullandığı, etkili kontrolü kimin sağladığı ciddi bir sorun. Öncelikle Pratas Adaları üzerinde Çin ve Tayvan'ın egemenlik iddia ettiği ve bu iddiaların birbiriyle çeliştiği, o yüzden de Güney Çin Denizi uyuşmazlığının çözülmesinin diğer bütün devletler bir plan üzerinde uzlaşsa da Tayvan'ın nihai statüsünü sağlamadan bir pek mümkün olmayacağı ortaya konuluyor doktrinde. Paracel Adaları açısından Çin ve Vietnam arasında ciddi uyuşmazlıklar olduğunu görüyoruz ve Scarborough Resifi üzerinde Çin, Tayvan ve Filipinlerin uyuşmazlığı olduğunu görüyoruz. İş Spratly Adaları'na gelince ise durumun daha da karmaşık olduğunu, Çin'in, Vietnam'ın, Malezya'nın, Brunei ve Filipinlerin farklı farklı ve birbirleriyle çelişen iddialarının olduğunu görüyoruz. Bu da uyuşmazlığın farklı bir boyutu. Çin kendi deniz yetki alanını bu bölgede adaları da kullanarak sınırlandırmaya çalışırken aslında diğer devletlerin münhasır ekonomik bölgeleriyle çakışan iddialarda bulunuyor ve diğer devletlerin münhasır ekonomik bölgelerinde bir takım faaliyetlerde bulunmaktan da kendisini alıkoymadığını biz görüyoruz. Ayrıca Çin'in stratejik belirsizlik yöntemi izlediği iddiası da önemli bir iddia. Çünkü buradaki haritada gördüğünüz gibi bu 9 çizgi hattı kesik kesik olarak yansıtılmış Çin'in kullandığı bütün haritalara ve Çin herhangi bir iddiasında veya bir bildirisinde net bir şekilde enlem ve boylam kullanmadan ısrarlı bir şekilde öne sürdüğü iddialarını netlikten uzak bir şekilde gündeme getirdiğini, bu doğrultuda da stratejik belirsizlik yöntemiyle egemenliği altına alabileceği maksimum alana sahip olmayı hedeflediği vurgulanıyor. Şimdi buradan biraz da olayın uluslararası ilişkiler ve strateji boyutundan daha hukuki zeminine kayacak olursak, Filipinlerin Çin'in Çin'le yaşadığı uyuşmazlığı sürekli hakemlik mahkemesine götürdüğü ve konuşmanın da ikinci temel ayağı olan noktaya kaymamız gerekiyor. 1995 yılından sonra belki Çin'in Mischief Resifini işgal etmesiyle ve bu resif, yani sıra kaya üzerindeki askeri varlığını artırmasıyla Güney Çin Denizi daha da kaynamaya başladı uyuşmazlık açısından belki, ama tek neden bu değil. Diğer bir sürü alanda ilişkin olarak da uyuşmazlık yaşadı iki devlet ve Çin, dediğim gibi Filipinlerin münhasır ekonomik bölgesinde olan bazı adalarda veya alanlarda istediği gibi hareket etmeye, kendince askeri birlik yerleştirmeye, egemenlik alametlerini sergilemeye devam etti ve tarihsel kökenli iddialarına dayanarak işte bu bölgenin, özellikle Scarborough denen o resifin kendi egemenliği altında olduğunu tarihsel
tarihsel olarak bu resif üzerinde bir takım haklarının iddia olduğunu, haklarının olduğunu iddia ettiğini görüyoruz. Filipinler ise bu sıra kayaların aslında kendi münhasır ekonomik bölgesine girdiğini, çünkü 200 deniz milinin içerisinde kaldığını bu sıra kayaların görüyoruz. Ve burada ikisi arasında bu sıra kayalar özelinde ciddi bazı uyuşmazlıklar 95 itibariyle yaşanmaya başladı, ama asıl temel dönüm noktası 2012 yılı. Ondan önce 2009 yılında Filipinlerin kendi meclisi aracılığıyla takım adalar ve temel deniz hatları eylem planını kabul ettiğini görüyoruz ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile uyumlu bir şekilde 12 deniz mili olarak karasuları, 200 deniz mili olarak da münhasır ekonomik bölgesini ilan ettiğini görüyoruz. Ancak 2012 yılına geldiğinde Filipinler yıllık bir şekilde rutin olarak Amerika ile gerçekleştirdiği askeri tatbikatları, Çin'in ciddi bir şekilde egemenlik iddia ettiği Palawan Adası açıklarında gerçekleştirdiği ve Çin bu durumu yine kendisine yönelik Amerika'nın da bu askeri tatbikatlarda etkin olmasından kaynaklı bir tehdit olarak algılandı ve Çin bu durumda resifleri resmen işgal ederek Filipinler bayrağını ve uyrukluğunu taşıyan gemilerin burada balıkçı teknelerinin avlanmalarını, balıkçılık yapmasını engellemeye başladı. Tabii ayrıntı boyutlarda işte taraflar birbirlerinin bazı bilimsel araştırma yapmak için kullandıkları gemilere giden kablolarını kestiler. Yani uyuşmazlığın çok farklı boyutları da var. Bölgede silahlı bir çatışma yaşanır mı diye bir endişeyi uyandıran ve ciddi bir endişeyi uyandıran bazı başka gelişmeler de var. Bütün bu gelişmeler ışığında iki devlet arasındaki sorunun Çin'in iki devlet arasında aslında çözülmesi gerektiğini vurguladığını biz görüyoruz, ama uluslararası, daha da uluslararası bir boyut kazandırma niyetinde olmadığını görüyoruz. Ama Filipinler sorunu 2013 yılında sürekli hakemlik mahkemesine götürdü ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde mahkemenin bunu barışçıl bir şekilde, barışçıl bir çözüm yöntemi olarak çözüme kavuşturmasını istedi. Çin bu duruma da şiddetle karşı çıktı ve öncelikle mahkemenin yetkisine ilişkin bazı itirazlarda bulundu. Daha sonra herhangi bir şekilde kendisini bu mahkeme önünde temsil etmeyeceğini ve iddialara yönelik savunma gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Üçüncü olarak da uluslararası alana, ama mahkemeye değil, Filipinlerin iddialarını kendince çürüten bir bildiriyi yayınladı. Tabii Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 7. ekinin 9. maddesine göre taraflardan birisi sürekli hakemlik mahkemesi önünde hazır bulunmayı reddederse de mahkeme diğer tarafın isteği üzerine davaya bakmaya devam edebilir ve Filipinler istediği için davaya bakmaya devam etti. Yargı yetkisine ilişkin itirazı inceleme konusunda yine sürekli hakemlik mahkemesinin kendisi yetkili, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 288. maddesine göre. Burada da tabii uyuşmazlığın hukuki boyutu ağırlıkta olduğu ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni de yakından ilgilendirdiği için ve bütün diğer bölgesel devletler gibi Filipinler ve Çin de bu Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin tarafı olduğu için mahkeme 2015 yılında yetkili olduğuna karar vererek davanın kabulüne karar verdi. Ve sonra da Çin'in uluslararası alanda yapmış olduğu ve Filipinlerin iddialarını çürütmeye yönelik savunmasını kendi önünde yapmış gibi kabul ederek, Filipinlerin iddialarını ve Çin'in savunmasını göz önünde bulundurarak kararını verdi. Sizler için hemen toparlamaya geçiyorum. Evet hocam, toparlayabilirsek. Birkaç dakika kaldı hocam. Tabii birkaç dakika. Tabii Çin'in, sağ olun. Çin'in sorularını dört başlık altında toparlamaya çalıştım. Öncelikle 9 çizgi hattının egemenlik iddialarını içeren hukuki bir zemini olup olmadığını, Çin'in egemenlik iddia ettiği alanların deniz alanına sahip olup olmadığını, Filipinlerin egemenlik hakkının ihlal edilip edilmediğini ve Çin'in yapmış olduğu
yapay ada inşalarının hukuki zeminini uyuşmazlığı derinleştirip derinleştirmediğini sordu. Kısaca 2016 yılında nihai kararını veren mahkeme, Çin'in herhangi bir iddiasının yasal bir dayanağı bulunmadığı gibi delilinin de aslında bulunmadığını, bütün iddialarının tamamen kendinin oluşturduğu haritalara dayandırdığını vurguladı. Yapmış olduğu faaliyetlerin Filipinlerin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirdiğini ve bunun da Filipinlerin egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı. Yapay ada inşasının delilleri yok etmekte olduğunu ve uyuşmazlığı boyutlara taşıdığını ve bölgedeki doğal yaşamı ciddi şekilde tehdit ettiğini deniz canlıları açısından belirttikten sonra egemenlik iddia ettiği adalarda da insan yaşamının kurulmasının mümkün olmadığı ve adaların ekonomik bir değerinin ekonomik bir yaşam kurmaya, ekonomik aktivitelerde bulunmaya elverişli olmadığını belirttikten sonra bunların deniz yetki alanlarına sahip olmadıklarını belirtti. Çin bu iddiaları, bu kararı protesto etti ama sürekli hakemlik mahkemesinin kararı nihai, bağlayıcı ve kesin bir karar. Yine de Çin aleyhine herhangi bir yaptırıma karar verilmese de Çin'in iddialarının hukuki zeminini sarstığını ve hatta yok ettiğini belirtmemizde fayda var. Çünkü bu kararın ardından gerek Filipinler gerek diğer bölge devletleri Çin'in iddialarına karşı kendi iddialarını daha ısrarlı ve daha ciddi bir şekilde gündeme getirmeye başladı. Bu da Çin'i tutumunda ısrarcı olsa da elini uluslararası hukuk açısından oldukça zayıflattı ve güç duruma itti. Bir sonuca varmamız şu anda Güney Çin Denizi açısından sürekli hakemlik mahkemesinin kararına rağmen çok mümkün değil. Çünkü taraflar iddialarında ısrarlı tutumunu Çin'de dahil olmak üzere sürdürüyor. Bu uyuşmazlığın aslında coğrafi olarak yakın uzak bakmadan herkesin gündemine alması gereken bir uyuşmazlık olarak görüyorum ben. Çünkü uluslararası taşımacılık açısından Güney Çin Denizi çok önemli bir lokasyonda ve burada bir saatli bomba gibi bir uyuşmazlık. Günün sonunda silahlı bir çatışma yaşanır veya Güney Çin Denizi'ni tedarik zinciri açısından, uluslararası taşımacılık açısından kullanılamaz duruma getiren bir boyuta taşınırsa olay, bütün devletler bundan olumsuz etkilenecektir. O halde belirtmemiz gereken şey temenni olabilir ancak bir sonuç yerine, o da tarafların barışçıl çözüm yöntemlerini kullanmaktan kaçınmamaları ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olarak göz önünde bulundurarak da uyuşmazlığı bir nihai konuma taşıyarak çözüme kavuşturmaları gerektiğidir diyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Süreyi de biraz açmış olduk. Teşekkürler. Meseleyi teşekkürler. Hem tarihsel hem siyasi boyutuyla hem de deniz hukuku boyutuyla Güney Çin Denizi sorununu ele aldınız. Şimdi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doktor Ufuk Dal, Interconnector Eurasia deniz hukuku açısından değerlendirilmesi başlıklı tebliğini sunacak. Ben sözü Ufuk Dal'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ana Sama ve Gökhan Hocam'ın önderliğinde bu projeye, bu konferansa. Sesim geliyor mu? Sesinizi duyabiliyoruz. Çünkü ara sıra derslerde de sorun yaşıyorum da. Zamanım Mustafa Hocam'dan dolayı 7 dakikaya düştü mü hocam? Mustafa Hocam? Bir an önce başlarsak peki. Bence 15 dakika içinde siz de bitirirseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Tamam. Teşekkür ederiz. Uluslararası deniz hukuku açısından Interconnector Avrasya diye de çeviriyorlar bunu. Projesinin değerlendirilmesi benim sunumum. Esasında bu soruyu hukuki bir zemine çekmemiz gerekirse, birden fazla devletin yetki talebinde bulunduğu bir deniz alanında, Türkiye açısından kıta sahanlığı, Yunanistan açısından münhasır ekonomik bölge, talep eden devletlerin denizaltı kablolarına ilişkin hak, yetki ve yükümlülüklerinin neler olduğu sorusudur. Bu soruyu açıklamak için de
Öncelikle denizaltı kablolarına ilişkin uluslararası hukuka kısaca gireceğim. Daha sonra kıta sahanlığında denizaltı kablolarına uygulanacak uluslararası hukuku kısaca değerlendireceğim. Ondan sonra üçüncü olarak tartışmalı deniz alanlarında çakışan yetki talep eden devletlere karşı devletlerin hak ve yetkileri nelerdir bunlara baktıktan sonra interkonnektör Avrasya projesi özelinde bir değerlendirme yaparak bildirimi bitireceğim. Denizaltı kablolarına ilişkin uluslararası hukuk, uluslararası alanda da esasında Türkiye'de de az çalışılmış deniz alanlarından. Burada Haziru'nun akademisyenlerden ya da genellikle doktora öğrencilerinden oluştuğunu düşünerek şunu söyleyeyim. Birçok makalede denk geldiğinizi düşündüğüm böyle bazı konularda neglected area of international law denilen konulardan birisi, ihmal edilmiş konularından. Özellikle de benim yanlış bulduğum bir durumdur. Boru hatlarıyla aynıymış gibi görülen, aynı hukuk uygulanacakmış gibi görülen bir konudur ama çok farklıdır ve yine de aynıymış gibi de olsa boru hatları ne kadar çok çalışılmışken denizaltı kabloları çok az çalışılmıştır. Bu son 10 yılda da değişim göstermektedir. Bizim açımızdan da eğer Interconnector Avrasya projesi gibi bizim için çok stratejik ve önemli olan bir konu ile ilgili olmasaydı belki yine gündemimize gelmeyecekti diye girişi yaptıktan sonra denizaltı kablolarına bir kısaca ne olduğunu ve bunlara uygulanacak hukuka giriş yapıyorum. Denizaltı kabloları günümüzde internet trafiğinin ve internet telefon sesli görüntülü görüşmelerin %97'sinin yapıldığı altyapıdır. %99 bazı kaynaklara göre ama %97 internet trafiğinin özellikle yapıldığı kaynaktır. Denizaltı kabloları günümüzde güç kabloları ve telekomünikasyon kabloları olmak üzere iki çeşittir. Güç kabloları elektrik iletimi için gerekli yapı ve faaliyetler için kullanılıyor. Örneğin denizde petrol veya doğalgaz sondaj çalışmaları yapacaksanız güce ihtiyacınız var. İşte bu denizaltı kablolarından güç kısmından yararlanılarak yapılıyor. Güç kabloları genellikle telekomünikasyon kablolarına göre daha kısa ve yerel olanları. Ama eğer bu interkonnektör Avrasya projesi mesela gerçekleştirilirse, bu hayata geçerse bu proje dünyanın en uzun denizaltı kablosu olacak. Özellikle güç kablosu bağlamında. Günümüzde 400'e yakın fiber optik denizaltı kablosu yer alıyor. Mustafa Hocam'ın da söylediği üzere kendi sunumunda bu denizaltı kablolarına karşı son zamanlarda saldırılar gerçekleştirilmekte. Çin'de de bu denizaltı kablolarına karşı o bölgedeki denizaltı kablolarında saldırılar oluyor. Denizaltı kablolarına uygulanacak uluslararası hukuka ilişkin genel bir değerlendirme, yani kaynakları nelerdir bunların diye kısaca söylüyorum. Esasında kamuoyunda pek de bilinmeyen bir 1884 denizaltı telgraf kablolarının sözleşmesi var. 41 tarafı var bu devletin, bu taraf devleti var bu sözleşmenin. Osmanlı'dan dolayı da Türkiye'de halef olarak bu sözleşmeye taraf. Ancak bizim konumuz bakımından o dönem kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramları bulunmadığından, oralar açık deniz olarak kabul edildiğinden, bizim sunumumuz bağlamında da yine 1982 sözleşmesi geçerli olacak. 1982 sözleşmesi bağlamında bir değerlendirme yapılacak. 1982 sözleşmesinde kıta sahanlığında denizaltı kablolarına uygulanacak hukuk madde 79'da düzenlenmiş. Bu arada ben hızlıca sunayım derken haritalarımı koymayı unuttum hocam. Hocam, kabloları ve petrol boruları döşeme serbestisi bulunmaktadır. Döşenmiş kabloların tamir ve bakımına ilişkin hocam? Hocam sesiniz, görüntünüz biraz dondu ama haritaları göremiyoruz şu an ama yine de anlatabilirsiniz, dinliyoruz sizi. Tamam, teşekkür ederim. Kıta sahanlığı üzerinde bütün devletlerin deniz kabloları ve petrol boruları döşeme serbestisi bulunmaktadır. Döşenmiş kabloların tamir ve bakımına ilişkin kablo döşeme serbestisinde olduğu gibi açık bir düzenleme yok esasında. Ancak aynı sözleşmenin 79'a 2 ve 79'a 5'teki maddeleri birlikte değerlendirildiğinde bir Viyana Anlaşmaları Hukuk Sözleşmesi'ne göre yaptığımız yorumlardan
kıta sahanlığında denizaltı kablolarının tamir ve bakımına ilişkin bir serbestte olduğu açıkça anlaşılıyor. Dolayısıyla tamir, bakım ve döşeme bakımından denizaltı kablolarında bir serbesti var. Su altı, denizaltı kablosu veya boru hattı döşendiği zaman devletlerin daha önce döşenmiş kablo veya boru hatlarını gerekli şekilde göz önünde tutacakları da hüküm altına alınmış. Bu bağlamda genel 1982 sözleşmesindeki denizaltı kablolarına ilişkin rejimin serbesti, döşeme serbestisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunların istisnaları elbette var. Bu bağlamda kıyı devletinin kıta sahanlığının araştırılması, kaynaklarının işletilmesi ve boru hatları bakımından da boru hatlarından gelecek kirlenmenin önlenmesi, azaltılması ve kontrol edilmesi hususunda makul tedbirleri alma hakkı saklı kalmak üzere kıyı devletinin bu gibi kablo veya boru hatlarının döşenmesi veya bakımını engelleyemeyeceği düzenlenmiştir. Bu yine serbestli gibi gözükse de esasında kıyı devletlerine makul tedbirler bağlamında bir makul tedbirler alabilme hakkı vermektedir. Madde kıyı devletinin makul tedbirler kirlenme bakımından boru hatlarının sayılıp kabloların zikredilmemesi ise kıyı devletinin makul tedbirler alma hakkının kıta sahanlığının araştırılması ve yalnızca kaynakların işletilmesi gerekçesiyle olabileceği ancak kirlenme için makul tedbirlerin denizaltı kabloları bakımından mümkün olmayacağını göstermektedir. Sunumumun başında dediğim üzere denizaltı kablolarıyla boru hatları sözleşmede de neredeyse aynı maddelerde zikredildiğinden dolayı aynı hukuka tabiymiş gibi düşünülse de birçok farklılıklar arz etmektedir. Bu en önemli farklardan birisidir. Kabloların bunun kirlenmeyle ilgili düzenlemenin dışarında, kabloların dışarıda bırakılmasının sebebi belki de kabloların çok nadir kirlenmeye yol açmasından olabilir. Peki makul tedbirden ne anlaşılacak? Yani makul tedbir alma hakkı denildiğinde kıyı devletine nasıl bir yetki verilmiş oluyor? Esasında makul tedbirin ne olabileceği bir sınırlama ortaya çıkmaması için bilinçli bir şekilde tüketici olarak sayılmıyor. Uluslararası hukukçular münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı açısından zengin balık kaynaklarının olduğu, mercan resiflerinin olduğu ve söz konusu yetki alanında gaz ve petrol araştırması için ayrılmış alanlarda bir takım sınırlamalar yapılabilmesinin makul tedbir olabileceği görüşündeler. Uygulamada bazı devletlerin kablo güzergahı ölçümü yapmak, kablo döşemek, kablo tamir ve bakımı yapmak için normalde başta söylediğim üzere serbestli bulunmasına rağmen izin başvurusu yapmayı makul tedbir saydığı görülmektedir. Karışık izin prosedürlerinin dayatıldığı görülmektedir. Çin ve Hindistan örneğin bu izni talep eden devletlerdendir. Yani serbestliği esasında ihlal etmekte gibi durmaktadır. Malta kıta sahanlığından geçen kablolar için yıllık ücret talep etmektedir. Aynısını İspanya'da bir düzenlemeyle yapmışken İspanya Anayasa Mahkemesi bunun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırılığı gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. Ancak bu tip tedbirler döşeme serbestisini serbestli olmaktan çıkardığı şeklinde eleştirilmektedir. Yani başta da söylediğim üzere önceleri bu denizaltı kablolarına ilişkin çok fazla ilgi yokken ilgiyle birlikte kıyı devletleri daha çok düzenleme yapmak, daha çok kontrol altına almak neredeyse yarışına girmiş durumdadır. Güzergah izni, tayin izni kısmına geldiğimizde kıta sahanlığına döşenen boru hatlarının takip edeceği güzergahın tayini kıyı devletinin rızasına bağlı olması sözleşmede açıkça denizaltı kabloları için zikredilmiyor. Yine bir farklılık. Petrol boru hatları için bu güzergah tayin izni, güzergah izni açıkça düzenlenmişken denizaltı kabloları için bu açıkça düzenlenmiyor. Bu sebeple aksi yorumlarda olmakla birlikte kahir ekseriyetle denizaltı kabloları için kıyı devletinin güzergahı onaylaması ve izin vermesinin zorunlu olmadığı yönünde bir yorum yaptım. Nitekim hükmün hazırlık çalışmalarını da incelediğimde ben şunu gördüm. 1956 yılında taslak maddeler çalışması madde 70'e kıta sahanlığında boru hatları birlikte denizaltı kablolarının da takip edeceği güzergahta izin alınması öngörülmüş. Ama daha sonraki çalışmalarda ve 1982'de de bu çıkarılmış. Buradan da denizaltı kabloları için güzergahın zorunlu bir şekilde izne tabi tutulamayacağı çıkarımında bulunulmaktadır. Yine de bu durum makul tedbirler alma hakkı bağlamında bir değerlendirme yapılarak bir takım şartların belirlemenin kıyı devletine verilebileceği şeklinde yorumlanabilmektedir.
Eğer gerekli ise ihtiyaç olması halinde güzergaha ilişkin önceden bilgilendirme ve görüşmelerin yürütülmesi gerektiği de bir gerekliktir. Zira kablo döşemeye ilişkin hiçbir ölçüm faaliyetinin kıyı devletinin doğal kaynaklarının araştırılmasına ilişkin olmadığının garanti altına alınması gerekmektedir. Kablolar için güzergah iznine tabi olması sözleşmeden açıkça çıkmamakla birlikte kıyı devletinin güzergahı kabulü de yine uygulamada gördüğümüz sorun diye değerlendirebileceğimiz bir durumdur. Çin, Hindistan, Malezya, Uruguay gibi devletler aynen petrol boru hatlarında olduğu gibi denizaltı kabloları içinde izlenecek güzergahın izne tabi tutmaktadırlar. Ama bunun dediğim gibi sözleşmeden doğrudan çıktığını düşünmemekteyim. Direkt şeyi biraz atlayayım. Zamanım azaldı mı hocam? Evet, zamanınız azaldı. Son iki dakika. Tamam, hızla. Son iki dakika. Oo. Evet. Hızlanıyorum hocam. Tabii. Tartışmalı yetki alanlarında birden fazla devletin yetki iddiasında bulunduğu kıta sahanlığı ve MEB'lerde kıyı devletleri bakımından tartışmalı deniz yetki alanında ilk soru bunlar düzenleme yapabilir mi? Bunlara karşı yapılan düzenlemelere karşı çıkabilirler mi? Esasında özetle şunu söyleyebilirim. Kıyı eğer belirlenmemiş, deniz alanları daha belirlenmemiş bir anlaşmaya varılmamış devletler varsa bu devletlerin en temel birbirleriyle olan ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken madde 83'tür. Hüküm madde 83'tür. O da kıyıları bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında paragrafta 83'e 1'de ifade edilen bir anlaşma akdedilinceye kadar ilgili devletler anlayış ve işbirliği ruhu içerisinde pratik çözüm getiren geçici düzenlemelere girişmek ve bu geçiş süresi içerisinde nihai anlaşmanın akdini tehlikeye sokmamak veya engellememek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Yani birbirlerine saygılı davranmak mecburiyetindedirler bu bağlamda. Bu madde deniz alanı sınırlaması uyuşmazlığı sürecinde nihai sınır anlaşmasına varmak için gerekli yol ve durumları tehlikeye sokmaktan devletleri imtina ettirmektedir. Kaldı ki denizaltı kablolarına ilişkin mevcut rejimin en temel ilkesi nedir denilse diğer devletleri göz önünde bulundurarak hareket etmek diye deriz. Hemen kısaca bir paragrafla Avrasya İnterkonnektör Projesi nedir diyoruz. Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında Akdeniz'in altından geçecek bir kablo hattıyla elektrik ağlarını bağlayan bir projedir. Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. Türkiye tarafından 8 Mart 2021'de taraf devletleri mutabakat zaptını imzalamışlardır. Türkiye bu mutabakat zaptına nota göndermiştir. Notanın metninde ulaşamasak da basına yansıtıldığı haliyle uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma gerektiriyorsa Türk kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin araması gerektiği, ön çalıştırma gerektirmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında Türkiye'ye önceden bilgi verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna mukabil Yunanistan Türkiye'nin kıta sahanlığından geçmediğini, kendisinin münhasır ekonomik bölgesinden geçtiğini ifade eder. Sonuç, devlet uygulamaları bakımından 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olan devletler de dahil olmak üzere kıyı devletlerinin söz konusu faaliyetlere yönelik kendilerinden izin alınmasını talep ettikleri, uygulamada da bunun mevcut olduğu ve ilgili icracı şirketlerin de bu taleplere uygun faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Tartışmalı yetki talebinde bulunan devletler birbirinden izin almayı stratejik olarak esasında uygun görmeyeceklerdir. Çünkü o deniz yetki alanında diğer tarafın hak şeylerinin iddialarının tanındığı anlamına geldiği düşünülüyor. Ancak boru hatlarında olduğu gibi açık hüküm de yok. Ancak madde 83'te öngörülen anlaşma akdedilinceye kadar ilgili devletler birbirleriyle anlayış içerisinde hareket etmek ve madde 300'deki bu sözleşmeden, deniz hukuk sözleşmesinden kaynaklı hiçbir hükmün diğer devletlerin iyi niyetle kullanmaları hükmüyle yorumlandığında izin talep eden devletlerin biraz nasıl diyelim yetki aşımında bulunduğunu söyleyebiliriz. Türkiye bu bölgede Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı'na arama ve sondaj ruhsatı vermiştir. Bu bağlamda bu çalışmaların akamete uğramaması da uluslararası hukuk açısından önemlidir. Bunun korunması gereklidir. Son bitiriyorum hocam. Kıyı devletinin makul tedbir alma hakkı bağlamında güzergaha ilişkin görüşler bildirebilmesi ve iyi niyetle ilişkiler yürütülmesi gerektiği açıktır.
Dışişleri Bakanlığı'nın notası doğrudan en üst perdeden izin yerine görüş ve bilgilendirme bağlamında kabul edilebilecek bir adım olarak deniz alanlarının sınırlandırılması diplomasisi bağlamında çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Kamuoyundaki diğer görüşlerin yerine Dışişleri Bakanlığı'nın tarzının ya da davranış şeklinin doğru bir diplomatik deniz alanının sınırlandırılmasına ilişkin diplomatik bir adım olduğu kanaatindeyim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biraz hızlı oldu. Umarım belki soru kısmı olursa, orada anlaşılmayan bir şey olursa. Soru cevap kısmında soru gelirse tekrar üzerinde durabilirsiniz. Teşekkür ederim. Verimli oldu. Hızlı olmak durumunda kalıyoruz hepimiz böyle sunumlarda ama bizim için gayet anlaşılır olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Şimdi hemen vakit kaybetmeksizin bir sonraki sunuma geçmemiz gerekiyor. Deniz Savaşı hukukunda tarafsız konvoyların durumu başlıklı bildirisiyle Exeter Üniversitesi'nden Mustafa Tuncer bize tebliğini sunacak. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Sesim geliyor mu? Evet, sesiniz gayet iyi. Ha, teşekkürler. Öncelikle herkese merhabalar. Şimdi genel olarak aslında deniz savaşı ve tarafsız konvoy kavramları üzerinden bir giriş yapmayı planlıyorum öncelikle. Çünkü bu her iki kavram, yani hem deniz savaşı hukuku hem de tarafsızlık hukuku, tarafsız kavramı biraz özellikle insancıl hukukun içerisinde bile köşede kalmış bir alan. Ve ondan sonra aslında bu tarafsız konvoy kavramının gelişimine bütün kavramların gelişimleriyle beraber vereceğim. Ve bunun anlaşmalar hukukunda bir yeri var mı? Ya da teamülde nasıl bir karşılığı var? Ve bunun güncel uygulamadaki getirdiği sorunları ele almayı planlıyorum. Öncelikle bu deniz savaşı hukuku aslında hep insancıl hukuk çalışanlar bilecektir. Yani mesela savaş hukuku demiyoruz. İnsancıl hukuk diyoruz. Silahlı çatışma hukuku kullanılır ama savaş hukuku teriminden kaçınılır. Ama özellikle uluslararası literatürde deniz alanıyla ilgili bir çatışmadan söz ettiğimiz zaman burada direkt deniz savaşı hukuku, yani Law of Naval Warfare tabiri kullanılıyor hala. Bunun temel sebeplerinden birisi aslında bunun Lahey anlaşmalarından bu yana düzenlenmemiş bir alan olması anlaşmalar hukuku bağlamında ve diğer metinler arasında da çok fazla yer işgal etmemesi. Ama uygulamada birçok mesele görüyoruz ki aslında bu güncellenmeme sorunu bizim açımızdan önemli hukuki meseleler ortaya çıkarıyor. Bir diğer mesele de tarafsızlık. Aslında tarafsızlık kavramı 1945 öncesi anlamından çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü buradaki asıl sorun savaş halinin günümüzdeki anlamıyla olmaması ve uluslararası silahlı çatışma kavramının ortak ikinci maddeden, Cenevre Sözleşmeleri'nin ortak ikinci maddesinden anladığımız şekliyle bir savaş ilanını gerektirmemesi. O sebepten de tarafsızlık 1945 sonrasında ve 49 sonrasında özellikle herhangi bir uluslararası silahlı çatışmaya taraf olmayan bütün devletleri kapsayan bir yükümlülük oluşturuyor. Bu şu açıdan önemli. Özellikle 45 öncesi sistemde savaş ilanları ve tarafsızlık ilanları varken günümüzde böyle bir şart aranmıyor. Bunları anlatma sebebim aslında bu tarafsız konvoy kavramına da ilerleyen kısımlarda girdiğimde bunun önemi ortaya çıkacak. Tabii şimdi bu özellikle deniz savaşı tarihine girecek olursak antik döneme kadar gitmek mümkün elbette ama ben daha net bir tarihi arka plan almak istiyorum. O da modern uluslararası hukukun ortaya çıkışı, yani 16. 17. yüzyıllar civarı ve yelken çağı, Age of Sail adıyla geçen keşiflerin başlaması ve burada temel deniz hukuku meselelerinin ortaya çıkması. Hugo Grotius'tan alabilirsiniz. İşte Mare Liberum, Açık Deniz kitabından. Orada da zaten temel olarak karşı çıkılan şey denizde ticaret serbestisine karşı çıkan o dönemin İngiliz hukukçusu Selden'in Mare Clausum, Kapalı Deniz kitabını yazan
Selden'in eserine karşı bir cevaptır ve aynı zamanda da o dönemin İspanya ve Portekiz'in yapmış olduğu Tordesillas Anlaşması'yla deniz alanları dahil dünyayı kolonize edilecek bölgeler olarak ikiye bölen anlaşması neticesinde bu rejime karşı çıkıyor. Tabii bunlar aslında hep o dönemin şartlarıyla da örtüşen şeyler. Çünkü o dönem özellikle ticaretle uğraşan ve çok da büyük toprakları olmayan devletler daha liberal bir perspektif kabul ediyorlar ve hep tarihi gelişimde bu şekilde. Ve orada şu ortaya çıkıyor. Diyor ki Grotius, deniz savaşı çıktığı zaman da tarafsız devletler ticaret yapabilmeliler. Yani tarafsız gemiler savaşanlar arasında da kendi aralarında da herhangi bir engel olmaksızın ticaretlerine devam edebilmeliler. Bunun tek istisnası da harp kaçağı olarak tabir ettiğimiz Türkçe'de kontraband. Yani temel olarak aslında tarafsızlık hukukunun önemli bir temeli. İki tarafa da eşit davranma ama ticari ilişkileri de sürdürme. Bunu sağlayabilmesi için de aslında en önemli meselelerden birisi tarafsız gemilerin içerisinde taşıdığı savaşanlara ait de olsa yükleri ticaret olarak ticari faaliyet kapsamında taşıyabilmeleri. Bu görüş tabii uzun süre bir rekabete yol açıyor. Yani Hollanda mesela bu görüşü her zaman savunan devletlerden birisi. Daha liberal bir görüş olarak free ships make free goods olarak geçer İngilizce literatürde. Türkçe'ye bunu serbest gemilerdeki mallar da serbesttir diyebiliriz. Çünkü buradaki serbestliği aslında özellikle ele geçirme, ganimet olarak alınma kavramlarına bir serbesti olarak ortaya çıkıyor. Çünkü deniz savaşı hukukunda hala baktığımız zaman özel mülkiyet eğer düşmana ait olarak görülüyorsa korunmaz gemiler anlamında. Yükler anlamında bazı istisnalar bu şekilde ortaya çıkıyor. Tabii bunun konvoylarla birlikte ortaya çıkması meselesine bakacağımız zamanda şunu görüyoruz. O da 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkıyor. 1780 ve 1800 tarihlerinde iki adet silahlı tarafsızlık ittifakları kuruluyor. Bunların temelinde de şu var. O dönemin İngiltere'sinin özellikle deniz alanlarındaki gücü sebebiyle savaşan diğer devletlerle tarafsızların ticaret yapmasını engellemek istemesi ve bu bağlamda güçlü bir ganimet alma gemileri ya da o gemilere çok aşırı bir şekilde arama izni uygulama, arama hakkını uygulama gibi bir pratik. Tabii buna karşı ilk kez devletler diyor ki Rusya, İsveç, Danimarka ve Norveç'in ilk başta 1780'de çıkıp bir deklarasyonla bu devletler kendi gemilerini korumak için konvoylar kurmayı gerekirse birlikte bir inisiyatif alarak bu savaşanların muhasama esnasında aldığı tedbirlere karşı bir ittifak oluşturuyorlar ve 1780'deki özellikle çok ciddi bir destek görüyor Avrupa devletleri arasında. Tabii bu aslında temelini 1856'da atan günümüzdeki insancıl hukukun ilk anlaşması, ilk kodifikasyonu diyebileceğimiz Paris Beyannamesi'ne temel hazırlıyor aslında. Çünkü burada bu biraz önce bahsettiğim serbest gemideki mallar da serbesttir. İstisnası da harp kaçağı maddelerdir. Bu ilke 1856'da giriyor. Ama baktığınızda 1856'dan sonra 1899 ve 1907 Lahey Sözleşmelerinde deniz savaşı hukukuna dair çok az düzenlenme var. Bunun temel sebebi de devletlerin çoğu hususta anlaşamaması. Ama şöyle bir noktaya geliyorlar. Yani 1909'da diyorlar ki yani en azından biz çoğu meseleyi düzenleyemedik. Ama yine de biz bunun bir kodunu oluşturalım. Deniz savaşı hukukunun bir kodunu oluşturalım. Londra Beyannamesi ilan ediliyor. Ama Londra Beyannamesi de yürürlüğe girmiyor. Özellikle İngiltere onaylamıyor. Diğer devletler İngiltere onaylamıyorsa biz de onaylamıyoruz diyor. Bu yüzden sadece bir doktrin metni olarak kalıyor günümüzde. Orada şu kavram ilk kez ortaya çıkıyor. Konvoy kavramı tanınıyor. 61. paragrafında, 61. maddesinde tarafsız devletlerin tarafsız konvoylarca
savaş gemileriyle oluşturulan konvoylarca korunabileceği ve böylece aramadan muaf olabileceği, ele geçirilemeyeceği yönünde bir garanti tanınıyor. Normalde o dönemki sistem içerisinde ve hala öyledir, tarafsız ticaret gemileri aranabilirler. Eğer gerekli bir gerekçe varsa savaşanlar tarafından. O da nedir? Harp kaçağı taşınması, tarafsızlığa aykırı bir faaliyette bulunulması, doğrudan muhasamata katılınması gibi durumlarda ya da o şüphenin olması daha doğrusu, savaşanlar bu tarafsız ticaret gemilerini arayabilirler, onlara başka bir güzergah çizebilirler, böyle bir uygulamaya gidebilirler. Ama bunun istisnası olarak bu konvoylar ortaya konuyor. Ve orada şöyle bir uygulama var. Çünkü egemen bir gemi olduğu için savaş gemileri, o gemilere sadece yazılı bir talepte bulunacak savaşan gemiler ve onlar da bu bilgileri o konvoyun komutanından alacaklar. Böyle bir sistem geliştiriliyor. Ama tabii 1909'daki bu Londra Sözleşmesi, Londra Beyannamesi uygulanmıyor aslında her iki dünya savaşında da ve bu aslında birçok sorun da meydana getiriyor. Özellikle 45 sonrasındaki yaşanmış 80'lerdeki deniz savaşları, Falkland Savaşı, İran-Irak Savaşı gibi savaşlar ve 1982'de Deniz Hukuk Sözleşmesi'nin de imzalanmasıyla deniz savaşı hukukuna dair birçok soru işareti oluşuyor. Bu da 1994'te hazırlıkları tamamlaman San Remo El Kitabı'nın yayınlanmasına sebep oluyor. Tabii burada San Remo El Kitabı şöyle bir ilke getiriyor. Biraz daha sınırlıyor ve diyor ki bir ticaret gemisi, yani tarafsızlara ait ticaret gemisi, gemilerinin bulunduğu bir filo, kendi uyruğu olan ya da başka üçüncü bir devlet, tarafsız devlet olacak yine, o devletle aralarında bir anlaşma yapılmışsa böyle bir konvoyla korunabilirler. Bu konvoy tarafsız bir limana gitmelidir ve de bu buradan alınacak bütün bilgiler aramayla verilecek bilgiler olmalıdır. Yani arama yapmış gibi bilgiler elde edilebilmelidir. Bu Londra beyannamesinden farklı olarak daha katı bir sınırlama getiriliyor aslında. Yani hem varılacak nokta açısından hem koruyacak gemiler açısından, özellikle bu kısım çok önemli çünkü üçüncü devletler, yani mesela bir filo olabilir. Bu filonun içinde birçok farklı bayrağı taşıyan gemiler olabilir ve bunu bir devlet koruyor olabilir. Buna dair San Remo El Kitabı mesela açık bir anlaşma istiyor. Bu uygulamada ne kadar karşılaşılabilir? Bu hala bir soru işareti aslında. Ve dediğim gibi bu bilgi verme yükümlülüğü de ortaya çıkıyor. Eğer bu bilgiyi veremeyecekse, bu gemilerden o konuda bir koruma sağlayamayacaksa, korumanın kaldırılmasına kadar gidebilecek bir durum var. Ama tabii bu meselelerin haricinde aslında daha önceki çatışmalardan da gelen ve çözülememiş bazı sorunlar var. Bunlardan birincisi aslında modern deniz hukukunun en temel meselelerinden birisi bu gemilerin uyrukluğu ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki genuine link, yani gerçekçi bir bağ olması şartı. Bu aslına bakıldığında özellikle 1945 öncesi sistemde devletlerle çok daha bağlıyken, uyruklarına çok daha bağlıyken gemiler, şimdi tamamen tescil üzerinden giden bir sistem var. Bu hala sorgulanıyor özellikle deniz savaşı hukuku bağlamında. Çünkü biz öncelikli ilke olarak bu düşman veya tarafsız karakteri belirlerken gemilerde uyrukluğa bakıyoruz. Ama diğer kriterler de uygulanabilir. Şimdi bu durumda çok fazla farklı bandırayı, bayrağı taşıyan gemilerin olduğu bir filoda bu anlaşma kriterini nasıl uygulayabiliriz? San Remo El Kitabı da doktrin metni ama çoğu askeri talimnamede San Remo El Kitabı'nı esas metin olarak alıyor. İngiltere'nin El Kitabı'nda bunu görebiliyoruz. Amerika'daki metinler bunu büyük ölçüde alıyor. Almanya hakeza. Yani aslında askeri anlamda güçlü devletler bunu da bir ölçüde uyguluyor. Bir diğer mesele
aslında bu az önce söylediğim anlaşma şartının ne kadar katı bir anlaşma olduğu, açık bir bildirim yeterli mi değil mi? Buna dair ne Sanremo El kitabının madde metni bir ifadede bulunuyor, ne de bunun şerhinde herhangi bir açıklama var. Ama bir diğer mesele tabii, özellikle İran-Irak Savaşı'nda karşımıza çıkan gemilerin, özellikle Kuveyt bayrağını taşıyan gemilerin Basra Körfezi civarında çok ciddi bir bombardıman olduğu için ve özellikle bu İran tarafından geldiği için, çünkü o dönem Kuveyt'in tarafsızlık hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir bombardımana tabi tutulması söz konusu. Amerikan donanmasının eşliğinde bu gemilere Amerikan bayrağı takılması ve bunların Amerikan ticaret gemisi gibi o bölgeden çıkarılması durumu var. Tabii burada o dönem çok eleştirilmiş bu tartışmalarda. Amerika Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama getiriyor. Yani bu gemiler aslında bizim Amerikan bayrağını taşımaya yeterli gemiler, belgeleri tamam. Biz bunlara o döneme uyrukluğu verdik. Sonra da geri aldık. Bu baktığınız zaman işte bu az önce dediğim John Önling gerçekçi bir bağ olması meselesini soru işareti getiriyor. Yani bu kadar kolay bu uyrukluğu değiştirebiliyor muyuz? Değiştiriyorsak ya da stratejik amaçlarla değiştirebiliyorsak nasıl oluyor? Bölüyorum burada... Süremiz sona erdi aslında tamam. Şu anda. 15 tamam, hemen dakikayı aşıyoruz. Zaten toparlayabilirsek. Evet. Evet, teşekkürler. Ya da bu gemiler aslında bu tarafsızlık hukukunu ihlal ettiklerinde bunları koruyan, bunlara eşlik eden gemilerin hukuki rejimi ne olacak? Aslında genel olarak sorunlar bunlar. Yani kısaca özetleyecek olursam 3 temel mesele var. Birincisi bu Sanremo El kitabında belirtilen anlaşma şartı. İkincisi özellikle bu bayrak devletiyle gemi arasındaki ilişkinin oldukça sanal bir hale gelmesi önceki yıllara nazaran ve bir diğeri de bunun herhangi bir güvenlik kaygısıyla gemilerin bayraklarının değişmesi ve yine aynı şekilde üçüncü devletlerin bu konuya angaje olması. Bunlar aslında düzelmediği için, yani aynı zamanda da Sanremo El kitabı da direkt yayınlandığı anda bile bunları karşılamadığı için olası çatışmalarda bu konularda bir boşluk olduğunu söylemek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vakit kaybetmeden hemen bir sonraki sunumumuza geçelim. İstanbul Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Nesrin Singil, münhasır ekonomik bölgede yürütülen askeri faaliyetlerin hukukiliği meselesi başlıklı bildirisini sunacak. Ben hemen sözü kendisine bırakıyorum ve 15 dakikanın aşılmamasını tekrar rica ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Merhabalar herkese. Ben de devletler arasında çok farklı uygulamaların görüldüğü münhasır ekonomik bölgede yürütülen askeri faaliyetlerin hukukiliği meselesini değerlendireceğim. Bu çerçevede hızlı olmaya çalışacağım. Öncelikle münhasır ekonomik bölge kavramı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 57. maddesine göre 57. maddesinde ele alınıyor genişliği. Burada kıyı devletince kara sularına ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz miline kadar münhasır ekonomik bölge belirlenebilmektedir. Ancak münhasır ekonomik bölge kıyı devletinin kıta sahanlığı üzerinde olduğu gibi kendiliğinden ve başlangıçtan beri var olmadığından dolayı bu deniz alanındaki egemen hakların kullanılması bunun ilan edilmesine bağlıdır. Münhasır ekonomik bölge üzerinde yürütülen münhasır ekonomik bölge üzerinde kıyı devletinin hak, yetki ve yükümlülüklerine geldiğimizde ise burada sözleşmenin 56, 60 ve 61. maddelerine gidebiliriz. Burada kısaca belirtilen hak, yetki ve yükümlülükler canlı ve canlı olmayan doğal kaynakları araştırma, işletme, koruma, idare etme amacıyla diğer ekonomik işletme ve araştırma faaliyetleri yapılması, denizde bilimsel araştırmalar yapılması, yapay ya da tesis ve yapıların inşa edilmesi, deniz çevresinin korunması ve canlı kaynakların korunması hususunda gerekli olan tedbirlerin alınması.
Münhasır ekonomik bölge üzerinde diğer devletlerin hak ve yükümlülüklerine gelindiğinde ise burada sözleşmenin 58. maddesinde sözleşmenin 87. maddesine bir atıfla bir düzenleme yapılmış ve burada 4 başlıkta ele alınmış. Seyri sefer serbestisi, uçma serbestisi, su altı kablo ve petrol boru hatları döşeme ve denizin diğer uluslararası hukuka uygun kullanım şekilleri. Ayrıca 58. maddede 88. maddeye de bir atıf olduğunu görüyoruz. Bu bizim açımızdan önemli. 88. maddede açık denizlerin barışçıl amaçlarla kullanılması ilkesine yer veriliyor. Askeri faaliyet kavramına geldiğimizde ise bu kavrama ilişkin net bir tanımın olmadığını görüyoruz. Ancak bir tanımlama yapmak gerekirse Münhasır Ekonomik Bölge'de gerçekleştirilen askeri faaliyetler, rutin seyri sefer, askeri tatbikatlar, silahların ateşlenmesi ve test edilmesine yönelik manevralar, araştırma, keşif ve gözetleme gibi faaliyetler şeklinde ele alınabilir. Burada tanımlardaki ortak payda faaliyetin bir devletin silahlı kuvvetleri, savaş gemileri, denizaltıları, askeri uçakları tarafından gerçekleştirilmiş olması, yani askeri niteliğinin bulunmasıdır. Münhasır Ekonomik Bölge'de yürütülen askeri faaliyetlerin hukukiliği meselesine geldiğimizde ise burada ilk olarak sözleşmenin 58 ve 301. maddelerini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu maddeleri birlikte ele aldığımızda 3 genel sınırlandırmaya ulaşıyoruz. Bu sınırlandırmalar nelerdir dersek, bunlar kuvvet kullanma veya tehdidinde bulunma amaçlı olunmaması, barışçıl amaçlar ile kullanım ve kıyı devletin haklarını ihlal etmeme ya da gözetme şeklinde belirtilebilir. Bunlardan ilki olan kuvvet kullanma veya tehdidinde bulunma amaçlı olmama bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmektedir. Barışçıl amaçlı kullanıma ilişkin olarak ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 88, 141, 246 ve 301. maddelerinde bu hususa ilişkin atıflar yer almasına rağmen sözleşmede bu hususun düzenlenmediğini, yani bu hususun tanımlanmadığını görüyoruz. Son genel kısıtlama olan sözleşmenin 58. maddesinin 3. fıkrasında ele alınan kıyı devletlerinin haklarına saygı gösterilmesi, haklarının gözetilmesi hususu bakımından da benzer bir durum söz konusu. Sözleşmede bir tanımlama bulunmuyor. Bu sebeple de yoruma açık bir ifade olarak kabul ediliyor. Münhasır Ekonomik Bölge'de gerçekleştirilecek olan askeri faaliyetleri geniş olarak ele alan devletlerce kıyı devletin ekonomik hakları ihlal edilmediği sürece bu bölgede gerçekleştirilecek olan askeri faaliyetlerin mümkün olduğu ve kıyı devletin haklarını ihlal etmediği kanaatine erişiliyor. Ancak aksini savunan diğer devletler bakımından ise kıyı devletin rızasının alınmadan Münhasır Ekonomik Bölge'de gerçekleştirilen askeri faaliyetlerin tümünün kıyı devletin haklarını ihlal ettiği sonucuna ulaşılıyor. Uygulamada kıyı devletlerince Münhasır Ekonomik Bölge'de yabancı devletlere ait askeri gemi veya uçaklar tarafından gerçekleştirilen bazı askeri faaliyetlerin yasaklandığı görülüyor. Bunlar bakımından örnek vermek gerekirse barışçıl amaçlı olmayan kullanımlar, askeri araştırmalar, hidrografik araştırmalar, tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin geçişinin onaya tabi tutulması, savaş gemilerinin geçişinin sınırlandırılması, istihbarat toplama ve fotoğraflamanın yasaklanması gibi daha birçok hususta benzer uygulamalar söz konusu. Burada biraz önce sözleşmenin 58. maddesi bağlamında diğer devletlerin seyri sefer ve uçma serbestisi olduğundan bahsetmiştim. Burada bu serbestliği sınırsız olarak elbette ki anlamamak gerekir. Bu bağlamda özellikle uçma serbestisi bakımından dahi devletler arasında uygulamalarda bir takım farklılıklar olduğunu görüyoruz. Burada en bilinen örneklerden birisi Çin ve Amerika arasında yaşanan krizler. Bu krizler 2001 tarihli EP3 olayı ya da EP3 kazası ile başlıyor ve sonrasında 2014 ve 2016 yıllarında birden fazla kez benzer krizlerin yaşandığı görülüyor. 9 Şubat 2017 tarihine gelindiğinde ise yine Güney Çin Denizi'nde Scarborough resiflerinin yakınlarında Çin donanmasına ait bir uçağın Amerikan donanmasına ait bir uçağa çok yakın bir mesafede yaklaşarak Amerikan uçağına olası bir çarpışmayı önlemek adına rotasını değişmek
değiştirmek zorunda bırakmasıyla sonuçlanan bir kriz. Bu yaşanan bu krizlerde doktrinde bu tür bir askeri uçak tarafından gerçekleştirilen bir uçma faaliyetinin uçma serbestisi kapsamında ele alınabilip alınamayacağı hususu tartışılmış ve bu tür rutin faaliyetlerin uçma serbestisi bağlamında görülebileceği ve bu sebeple de kıyı devletince buna müdahale edilmemesi gerektiği dile getirilmiş. Diğer bir husus olan gözetleme ve istihbarat toplama faaliyetleri bakımından da benzer müdahale örneklerinin yaşandığını görüyoruz. Özellikle burada en bilinen örneklerden biri Kuzey Kore uygulaması. Çünkü Kuzey Kore istihbarat ve bilgi toplama faaliyetlerinin seyri sefer serbestisi bağlamında değerlendirilemeyeceğini dile getiriyor. Ayrıca Kuzey Kore 1 Ağustos 1977 tarihinde karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 50 deniz millik bir askeri bölge uygulamasına başlamıştır ve bu bağlamda özellikle bölgeye yabancı savaş gemileri ve uçaklarının girişi yasaklanmıştır. Sivil gemiler bakımından ise önceden onay alınması ve bölgenin fotoğraflanmaması ve bölgeden veri toplanmaması koşuluyla seyri sefer yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Burada tartışılması gereken hususlar askeri istihbarat toplama faaliyetleri ve askeri veri toplama. Yapılabilir mi? Bu bölgede yapılamaz mı? Şeklinde. Burada askeri istihbarat toplama faaliyetleri yapısı gereği diğer faaliyetlerden ayrı değerlendirilmesi gereken bir faaliyet. Çünkü askeri istihbarat toplama faaliyetleri sırasında kıta sahanında delme, bazen de patlayıcı maddelerin kullanılması gibi deniz çevresi bakımından zararlı olabilecek bazı işlemler gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bu tür bir faaliyet gerçekleştirilecek ise kıyı devletinin rızasının alınması gerekir. Askeri veri toplama ya da diğer bir deyişle oşinografik araştırmalar bakımından ise böyle bir rıza koşulu aranmıyor. Çünkü böyle bir tehlike söz konusu değil. Yine diğer bir husus denizlerde bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Bu husus bakımından sözleşmede düzenlendiği üzere kıyı devletinin egemen hakları söz konusu. Bu sebeple de bu tür bir faaliyet gerçekleştirilecek ise kıyı devletinin rızasının alınması gerekiyor. Ancak uygulamada bazı faaliyetlerin bu kapsamda olmasa dahi bilimsel araştırma faaliyetleri çerçevesinde ele alınarak yasaklanmaya çalışıldığı ya da işte rıza koşuluna tabi tutulmaya çalışıldığı görülüyor. Bunlardan en belirgin faaliyet askeri hidrografik ölçüm faaliyetleri. Burada ise devletler arasında yaşanan yine en bilindik örnek Amerika ve Çin arasında yaşanan 2009 tarihli Impeccable olayı. Nedir bu olay dersek kısaca Amerikan donanmasına ait Impeccable isimli gözetleme gemisi Güney Çin Denizi'nde Çin egemenliğine tabi olan Hainan Adası'nın yaklaşık olarak 75 deniz mili açıklarında rutin deniz tabanı haritalama ve denizaltı takipleri yapmaktayken Çin donanmasına ait 5 gemi tarafından çevrelenerek bölgeyi terk etmesi istenmiştir. Ayrıca 2 Çin gemisi o kadar yakın bir mesafeye yaklaşmıştır ki gemi çarpışmayı kaçınma önlemleri almak zorunda kalmış ve en son artık bölgeyi terk etmiştir. Ancak ertesi gün Amerikan gemisi güdümlü roket yok edicisiyle bölgeye tekrar dönmüştür. Yaşanan bu kriz neticesinde burada askeri hidrografik ölçüm faaliyetlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri çerçevesinde ele alınabilip alınamayacağı hususu tartışılmıştır. Ve burada bu iki kavramın birbirinden farklı kavramlar olduğu ve bu sebeple hidrografik ölçüm faaliyetlerinin bilimsel araştırma yapılması kapsamında değerlendirilemeyeceği ve kıyı devleti tarafından bir müdahalenin söz konusu olmaması gerektiği dile getirilmiştir. Diğer bir faaliyet olan askeri tatbikatlar bakımından ise burada kıyı devletinin hak ve menfaatlerine gereken özen gösterilmiş ise bu tür faaliyetler gerçekleştirilebilir olarak kabul edilmektedir. Ancak çevre bakımından tehlike arz eden canlı kaynaklar bakımından ya da orada gerçekleştirilecek olan seyri sefer bakımından tehlike arz edecek bir
tatbikat söz konusu ise bu tür durumlarda önceden uyarının yapılması ve yasak bölgenin oluşturulmasının gerekli olduğu dile getirilmiştir. Son faaliyet olarak askeri amaçlı tesis veya teçhizatların kurulması bakımından ise bu hususun sözleşmenin 60. maddesi bağlamında ele alınması gerekir. 60. madde neydi dersek, yapay ada ve tesis inşası. Burada yapılacak olan bir askeri yapay ada söz konusu ise burada kıyı devletinin rızasının alınması gerekir. Ancak bölgenin kullanımına engel teşkil etmeyen askeri tesisin herhangi bir izin veya onaya tabi tutulması söz konusu olmayacaktır. Sonuç olarak bu söylediklerimi kısaca toparlamak gerekirse, burada esasında bir faaliyetin bir askeri faaliyetin münasır ekonomik bölgede gerçekleştirilebilir olup olmadığı hususunda vereceğimiz cevap askeri faaliyetin nitelik ve amacına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Nitelik, biraz önce belirttiğim gibi askeri niteliğinin olması, amaç bakımından ise başlangıçta belirttiğim üç genel sınırlandırmaya tabi olması şeklinde cevaplandırmalıyız. Sunumum bu kadar. Çok teşekkür ederim. Araştırma görevlisi Nesrin Singil'e teşekkür ederiz. Süreyi de aşmadınız. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi vakit kaybetmeden hemen diğer bildiriyi söyleyelim. Deniz güvenliğine yönelik bir tehdit, deniz terörizmi başlıklı bildirisiyle öğretim görevlisi Figen Tabanlı Anadolu Üniversitesi'nden bize tebliğini sunacak. Ben şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Hocam sesiniz sanırım kapalı, sesinizi alamadık. Şu an sesim geliyordur sanırım. Evet, şimdi sesiniz geliyor. Teşekkür ediyorum Nergis Hocam. Benim bugün sizlere bahsedeceğim konu deniz güvenliğine yönelik bir tehdit, deniz terörizmi üzerine olacak. Sunumun çerçevesinde öncelikle deniz güvenliği, terörizm ve deniz terörizmi kavramlarından bahsetmek istiyorum. Daha sonra deniz terörizminin daha iyi anlaşılabilmesi adına kısaca deniz haydutluğundan bahsetmek istiyorum. Son olarak deniz güvenliği bakımından önem teşkil eden bir sözleşme niteliğindeki 1988 Suat Sözleşmesi'nden bahsederek sunumumu sonlandıracağım. Deniz güvenliği, deniz ortamında tehlikeden uzak olunması, tehlikeye yol açabilecek durumların bertaraf edilmesi ve bunun sağlanması için gerekli işlemler olarak tanımlanabilir. Deniz güvenliği, gemilerin, limanların ve deniz ulaştırma ağlarının iç ve dış tehditlerden korunmasıdır. Deniz güvenliğinin esasen genellikle çevresel ve ekonomik kaygılarla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine deniz güvenliği denizciliğin ilk anlarından itibaren ortaya çıkmış. Genelde limanda hırsızlık, patlamalar şeklinde ortaya çıkarken daha sonra terörizm, deniz haydutluğu ve gemi kaçırma olayları gibi olaylar söz konusu olmuştur. Terörizm bireysel veya küçük gruplar düzeyinde değil, sosyal düzeyde kasıtlı olarak bir korku iklimi yaratarak insanların etkilenmesi ve onları kendi çıkarları doğrultusunda talep edilen herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye zorlanmasıdır. Deniz terörizminin hukuki bir tanımı mevcut olmasa da şu şekilde tanımlamak mümkündür. Bir kişi veya grup tarafından siyasi emellere veya hedeflere ulaşmak için sivil nüfusta korku ve gözdağı oluşturarak uluslararası seyir, sefer ve denizcilik hizmetlerine karşı şiddet eylemlerinin sistematik kullanımı veya tehdidi olarak tanımlanmaktadır. Deniz terörizminden genel olarak gemilerin rotalarını zorla değiştirmek amacıyla el konulması, gemilerin, feribotların, teknelerin ve yolcu ve mürettebatın rehin alınması anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere deniz terörizmi yalnızca seyir, sefer güvenliğinin tehlikeye atılmasında değil, gemi mürettebatı, gemiler bakımından ve gemi yolcuları bakımından da bir risk oluşturmakta. Yine uluslararası ticarette kayıp ve zararlara, ciddi zararlar neden olabilmektedir. Deniz terörizmi ayrıca gemilere veya limanlara, deniz seyir sefer ve denizcilik hizmetlerine, denizlerdeki petrol ve dalgaz tesislerine, su altı boru hatları ve iletişim kabloları gibi az önce Ufuk Hocam'ın bahsettiği gibi yapılan saldırılar olarak da bahsedilebilir deniz terörizminden. Deniz saldırıları karadan, denizden ve havadan yapılabilir. Burada şunu belirtmek istiyorum ki
Genellikle gemiler limanlara yaklaşırken veya limandayken daha savunmasız olmakta bu saldırılara karşı. Çünkü hızları düştüğü için saldırılara daha açık hale gelmektedirler. Yine saldırılar bakımından en savunmasız gemiler, gemiyi bomba niteliğine dönüştürebilecek tehlike yük taşıyan gemiler, yolcu feribotları ve kruz gemilerde denilen yolcu gemileridir. Esasen başlangıçta denizlerdeki bütün şiddet hareketleri haydutluk terimiyle eşdeğer tutulmuştur. Bu bakımdan deniz terörizminin de deniz haydutluğundan evrildiğini söyleyebiliriz. Nitekim deniz terörizminin deniz haydutluğu suçunu oluşturduğunu ileri sürenler de mevcut. Dolayısıyla kısaca deniz haydutluğundan ben bahsetmek istiyorum. Deniz haydutluğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 101. maddesinde düzenlenmiş ve bunun için bir takım şartlar aranmıştır. Bunlar özel amaç şartı, özel ve iki gemi şartı, şiddet alıkoyma veya yağma fiilinin bulunması şartı, eylemin açık deniz veya herhangi bir devletin yargı yetkisinin bulunmadığı alanlarda gerçekleşmiş olması şartı. Özel amaç şartı bakımından deniz haydutlarının kişisel çıkarlar kapsamında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim genellikle nakit para elde edimi, geminin yükünün ele geçirilmesi veya fidye almak gibi amaçlarla hareket etmektedirler. Yine devlet gemilerinin bu kapsam dışında olduğunu söyleyebiliriz ve mutlaka bu suçun bir gemiden başka bir gemiye karşı işlenmiş olması gerekmektedir. Yine gemiye gizlice hırsızlık amacıyla girip şiddet alıkoyma veya yağma fiilin bulunmadığı durumlarda da bu suçun oluşmayacağını söyleyebiliriz. Artık günümüzde herhangi bir devletin yargı yetkisinin bulunmadığı alan söz konusu olmadığı için eylemin açık denizlerde gerçekleşmiş olması şartı. Nitekim bütün deniz haydutları fiilleri de açık denizlerde gerçekleşmiştir. Deniz terörizmi Achille Lauro olayı ile gündeme gelmiştir. Deniz terörü Achille Lauro adlı İtalyan yolcu gemisinin 7 Ekim 1985 tarihinde Mısır karasularında plansız olarak kaçırılmasıyla ilk defa kamuoyunda gündeme gelmiştir. Asıl amaçları İsrail'in bir limanına saldırı düzenlemek olan eylemciler daha sonra gemiyi kaçırmaya karar vermişler. Gemiyi kaçıranlar da İsrail'in 50 Filistinli'yi tutukluyu bırakmaması halinde yolcuları öldürmekle tehdit etmişler. Hatta Amerikalı bir yolcu saldırganlar tarafından öldürülerek denize atılmıştır. Söz konusu olay da denizlerde gerçekleştirilen ilk terörist saldırı olarak değerlendirilmektedir. Peki Achille Lauro olayını deniz haydutluğu olarak değerlendirmek mümkün müdür? Söz konusu olaya baktığımızda Achille Lauro olayını Mısır karasularında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz açık denizlerde gerçekleşmiş olma şartı burada bulunmamaktadır. Yine burada artık özel amaç şartının değil, daha çok ideolojik amaçlarla, siyasi amaçlarla hareket edildiğini görüyoruz. Nitekim yine bir gemiden başka bir gemiye karşı değil, aynı gemi üzerinde bu suçun işlenmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de sözleşmesi kapsamında Achille Lauro olayı deniz haydutluğu olarak nitelendirilememektedir. Nitekim unsurları uymamaktadır. Peki Achille Lauro olayı hangi suçu oluşturmaktadır? Bu durumda bir hukuki boşluk ortaya çıkmakta. Bu kapsamda Avusturya, Mısır ve İtalya denizde seyir güvenliğine karşı hukuka aykırı eylemlerin sona ermesi ve insanların can ve mal güvenliğini korumak adına sözleşme hazırlanmasını önermiştir. Uluslararası Denizcilik Örgütü öncülüğünde 1988 yılında denizde seyir güvenliğine karşı gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerin önlenmesine dair sözleşme, kısaca bahsedeceğim üzere SOAS Sözleşmesi kabul edilmiştir. SOAS Sözleşmesi ile birlikte artık az önce bahsettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne deniz haydutu olarak kabul edilemeyen suçlarda SOAS Sözleşmesi ile birlikte suç olarak kabul edilmiştir. Ve sözleşmenin 3. maddesinde suçlar sayılmıştır. Bu bağlamda geminin veya kontrolün ele geçirilmesi, gemide bulunanlara şiddet uygulanması, gemiye ve yüküne zarar verilmesi, gemiyi tahrip edebilecek cihaz veya maddelerin gemiye konulması, seyir seferi kolaylaştıran yapılara zarar verilmesi, seyir seferi tehlikeye sokacak şekilde yanlış bilgilerin gemiye iletilmesi, bu maddede belirtilen suçların işlenmesi veya bunlara teşebbüs edilmesi dolayısıyla bir kimsenin öldürülmesi ve yaralanması suç oluşturmaktadır.
Görüldüğü üzere suçların ortak özelliğinin denizde seyir sefer güvenliğinin tehlikeye sokulması olduğunu görüyoruz. Yine Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden farklı olarak burada özel amaç, işte siyasi amaç, bir gemi, iki gemi şartı aranmadan genel olarak suçların tanımlandığı görülmekte. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden daha kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak SUAS Sözleşmesi'ne bakacak olursak, kıyı devletinin karasularından hareketle uluslararası sefer yapan ya da yapmayı planlayan gemilere karşı işlenen suçlar bu sözleşmenin kapsamına girmektedir. Dolayısıyla burada yine Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden farklı olarak açık denizlerde işlenmiş olma şartı aranmamakta. Ancak bir devletin münhasıran karasularına seyir sefer yapan ve kabotaj seferi uygulayan gemiler kapsam dışında tutulmuştur. Yine SUAS Sözleşmesi'nin 6. maddesinde taraf devletin yargı etkisini kullanabilmesi, yine burada evrensel yargı etkisinin ele alınmadığı görünmekte. SUAS Sözleşmesi madde 7'de iade sürecinden bahsedilmekte. Burada da SUAS Sözleşmesi'nin temel aldığı esas ilke yargıla ya da iade et ilkesidir. 8. maddede bayrak devleti yükümlülükleri, diğer maddelerde de iade usulleri, adli yardım, işbirliği ve bilgi alışverişinin bulunması gibi hususlar düzenlenmiştir. SUAS Sözleşmesi'nin kapsamına girdiği ölçüde deniz haydutluğu ile mücadelede de kullanılması belirtilmekte. Yine nitekim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de devletlerin deniz haydutlarının yargılanması veya kavuşturulmasında devletlerin işbirliğinde bulunması amacıyla SUAS Sözleşmesi'nden yararlanmaları gerektiği ifade edilmektedir. ABD'de 2001 yılında meydana gelen 11 Eylül terör saldırıları sonrası deniz güvenliğine ilişkin hükümler yeterli görünmemiş ve 2005 yılında kıta sahanda bulunan sabit platformların güvenliğine karşı yasa dışı eylemlerin önlenmesine dair protokol, kısaca 2005 Seul Protokolü kabul edilmiştir. Böylece artık kıta sahanda bulunan sabit platformlara karşı işlenen veya bu platformlarda da işlenen suçlar SUAS Sözleşmesi ve protokol kapsamına ele alınmıştır. 2005 protokolü ile iki temel değişikliğin getirilmiş olduğu görülmektedir. Bunlar yasa dışı fiillere yenilerinin eklenmesi ve bazı koşulların gerçekleşmesi halinde açık denizde gemilere müdahaleye izin verilmesidir. Yeni fiillere bakıldığında genel olarak biyolojik, kimyasal, nükleer maddelerin silah olarak kullanılması veya gemilerde taşınması, yine petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz veya zehirli maddelerin gemilerden boşaltılmasının suç oluşturduğu düzenlenmiştir. Böylece SUAS Sözleşmesi'nden farklı olarak artık yalnızca denizde seyir sefer güvenliği değil, terör saldırıları sonrası da gemilerin terör saldırılarında veya silah olarak kullanılmasının da önüne geçilmesi amaçlandığı görülmektedir. Yine gemilere müdahaleye baktığımızda esasen uluslararası hukukta açık denizlerde gemiye müdahalede bulunması hukuka aykırıdır. Ancak belli başlı durumların varlığı halinde gemiye müdahalede bulunabilmektedir. Bunlar bayrak devletinin rızası söz konusu ise, gemi uyruksuz bir gemi ise veya uluslararası hukukta buna izin veren bir kuralın varlığı halinde mümkündür. Protokolün esas aldığı istisna bayrak devletinin rızasının olmasına dayalıdır. Sonuç ve değerlendirme kısmına gelecek olursak, deniz güvenliğinin sağlanması bakımından terörizmle mücadele amacıyla oluşturulan SUAS Sözleşmesi ve 2005 protokolünün terörizmin deniz alanlarında gerçekleştirilmesinde oluşan hukuki boşluğun doldurulmasında önem teşkil eden düzenlemeler olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle sözleşmede iade et ya da yargıla ilkesinin benimsenmesinin, adli işbirliğine ilişkin hükümlerin ve denizde müdahale ilişkin ayrıntılı hükümlerin önemli düzenlemeler olduğunu belirtebiliriz. Burada çok kısaca bahsettiğim için içeriye hiç giremedim ben. Ancak gerçekten çok ayrıntılı düzenlemeler mevcut. Taraf devletlerin iç hukuklarını sözleşmede belirtilen hususlar doğrultusunda düzenlemeleri büyük önem taşımaktadır. Yine sözleşmelerde de bu durumun önemi büyük vurgulanmaktadır. Genelde SUAS Sözleşmesi'nin taraf olan devletlerin 2005 protokolüne taraf olmada kaçındıkları görülmekte. Dolayısıyla bu protokole de taraf olmaları, her iki düzenlemeyi de taraf olmayan devletlerin söz konusu düzenlemeye taraf olmaları da deniz terörizmi ile mücadelede önemli rol oynayacaktır kamusundayım. Nitekim
deniz terörizmi küresel etkisi olan bir suç olduğunda bununla mücadelede de küresel olarak hareket edilmesi gerektiğini belirterek sözü Nergis Hocam size bırakıyorum. Sunumumu tamamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Deniz güvenliğine yönelik bir tehdit deniz terörizmi başlıklı sunumunu tamamladı Figen Hoca'da. Şimdi bir duyuru da yapmak istiyorum aynı zamanda. Uluslararası Hukuka Genç Bakışlar Konferansı'na katılıp bildirisini sunan katılımcıların tam metinlerini gönderdiğinde bu tam metinler kitap olarak da basılacak 12 Levha Yayıncılık tarafından. Bunu da eklemek istedim. Şimdi son bildiriyle artık tamamlamış olacağız diye umuyoruz. Araştırma görevlisi Furkan Ünlü Trabzon Üniversitesi'nden uluslararası insancıl hukuk açısından işgal rejiminin deniz alanlarına uygulanabilirliği başlıklı tebliğini sunacak. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Sesim ulaşıyor herhalde. Evet, sesinizi alabiliyoruz. Bir sıkıntı yok. Tamam. Hocamızın bahsettiği gibi zaten sunum başlığından da anlaşıldığı üzere konunun kapsamı da belli. İşgal hukuku üzerine bir sunum yapacağım. İşgal hukuku klasik olarak kara ülkesi dikkate alınarak kodifiye edilmiş bir alandır. Uluslararası insancıl hukukun bir alt dalıdır. İşgal hukuku nedir, amacı nedir? Öncelikle buna daha sonra ilerleyen aşamalarda deniz hukukuna uygulanabilirliği üzerine konuşmamı tamamlayacağım. İşgal rejiminin amacı, işgal bölgesindeki nüfusun güvenliğini sağlamak. Bir aşaması budur. Bir diğer aşaması ise işgal bölgesinde işgalcinin kendi güvenliğini sağlamasıdır. İşgal hukuku ise bu iki ana kıstas arasında dengeyi sağlayan uluslararası insancıl hukukun bir alt dalıdır. İşgal hukukunun tarih gelişimi 1863'lü yıllardan özellikle Amerikan Ordu Talimnamesi adı altında Liber kodunda işgale ilişkin hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra uluslararası konferanslarla 1874 Brüksel versiyonu, 1899-1950 konferansları ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 tarihli ek protokollerle birlikte işgal hukuku kodifiye edilmiştir. Ancak yine konuşmamın başında bahsettiğim gibi tüm bu kodifiye çalışmalarında işgalin hep bir kara ülkesine uygulanabileceği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ve işgal hukuku da bu çerçevede kodifiye edilmiştir. Ancak günümüzde deniz hukukundaki gelişmeler, artık deniz hukukun denizden birçok kaynak çıkartısı canlı veya cansız, daha sonra denizler üzerinde üçüncü devletlerin hakları, İlişkin bu yönde bir değerlendirilme yapılması ihtiyacını doğurmuştur. İşgal hukukuna ilişkin bizim temel sözleşmelerimiz Lahey ve Cenevre Sözleşmeleridir. Bu iki sözleşme birbiriyle uyum içinde sözleşmelerdir. Özellikle Cenevre Sözleşmesi, Lahey Sözleşmesi'nin işgal hukuku açısından tamamlar nitelikte bir sözleşmedir. Lahey Sözleşmesi madde 42 ve 43 özellikle işgalin başlangıcı, işgalin kapsamı ve işgalcinin genel olarak hak ve yükümlülüklerinin tespiti açısından önemlidir. Lahey Sözleşmesi 4 numaralı kara savaşı kurallarına ilişkin Lahey Sözleşmesi madde 42 şunu demektedir. Düşmanın fiilen yetkisi altına konulmuş bulunan bir top işgal edilmiş telakki edilir. Demek ki öncelikle bir devletin yabancı bir ülkede bir işgal olarak değerlendirilmesi için burada yabancı ülkenin bir bölümünün fiilen kontrol altına alınmış olması gerekmektedir. Biz buna güncel uluslararası tarihinde etkin kontrol demekteyiz. Yani yabancı devlet, bir devlet yabancı bir ülkede etkin kontrolü sağlamalıdır ki etkin kontrolü sağladığı bölgede işgalci olarak kabul edilsin.
ve bu bölgede işgal hukuku uygulanabilsin. Eğer sınır ötesi bir operasyonda, askeri harekatta etkin kontrol şartı sağlamamışsa biz buna istila diyoruz. Ve istila durumunda ise uluslararası insancılık kuralları, işgal hukuku kuralları uygulanmaz. İnsancılık hukuka ilişkin diğer kurallar tabii ki uygulanabilir. Yani burada biz harekatı yapan devlet için işgalci diyemeyiz. İşgal bölgesi karşısında kontrol sağlandığı bölge işgal bölgesi olarak kabul edilmektedir. Yine devam maddede, madde 43'te ise şöyle demektedir. Kanuni kuvvetin yetkisi fiilen işgal edenin elleri arasına geçmiş olduğunda işgal eden, işgalci yani, mutlulukta karşı gelmek hali müstesna, ülkede yürürlükte bulunan kanunlara sahterek kamu hayatını, nizamını mümkün olduğu kadar yeniden tesis etmek ve sağlamlaştırmak mücadelesinde kendi yetkisine gelen bütün tedbirleri alır. Şimdi bu madde, hızlı bir şekilde geçtim. İşgalcinin genel olarak hareket alanını çizmektedir bize. Ne yapabilir? Burada işgalcinin temel görevi işgal bölgesinde kamu düzeninin sağlanmasıdır genel olarak. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Şimdi işgal anında devlet diyebiliriz. Bu bölgede kontrol sahibi olamadığı için bu bölgede yaşayan insanları, bu bölgede yaşayan kişilerin güvenliğinin sağlanması, burada kamu düzeninin sağlanması gerekmektedir. İşgalcinin temel görevi de budur. Buradaki bu bölgede kamu düzeninin sağlanmasıdır. Bunun içine neler gelir? Kapsamı çok bu işgal hukuku, işgalci hem hak hem yükümlülükler verir. Mesela nedir? Bu bölgedeki çocukların eğitim faaliyetlerinin sağlanması, sağlık organizasyonlarının verimli bir şekilde faaliyetinin devam etmesi, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği, güvenliğin sağlanması, bölgedeki insanların yiyecek içecek sıkıntılarının temin edilmesi, bunlar hep işgalcinin yükümlülüklerindendir. Yine işgalcinin hakkı nedir? İşgalcinin hakkı güvenliğinin sağlanması konusunda burada egemenlik sahibi olmasa da bu toprak üzerinde egemenliği kullanma hakkına sahiptir. Çünkü asıl egemen burada etkisiz kaldığı için işgalci sınırlı aynı hak sahibi bir kişi gibi bu bölgedeki egemenlikten kaynaklanan faaliyetleri yerine getirmek zorundadır. Bu da kendi güvenliğini sağlayabilir. Vergi toplama hakkı vardır. Tabii topladığı vergilerin de yine bölgede kendi güvenliğini sağlaması için ve bölgede yaşayan insanların ihtiyacını karşılanması için kullanmalıdır. Genel olarak işgalini rejimini bu çerçevede değerlendirebiliriz. Şimdi deniz hukukuna gelirsek yine Lahey Sözleşmesi 1903 tarihli 4 Nolu Lahey Sözleşmesi'nin de isminle belirtilmiş Kara Savaşı kurallarına ilişkin kural sözleşmesidir. Ve işgal de bu başlık altında düzenlenmiştir. Şimdi bu açıdan baktığımızda sanki ya deniz ülkesinde işgal rejiminin uygulanması doğrudan kapsam dışı bırakılmıştır. Bir, bu yaklaşım var. İki, böyle bir yaklaşım olmadan genel olarak kara ülkesi üzerinde bir düzenleme yapmaya gidilmiştir diyebiliriz. Ancak buradaki mesele teritori, yani ülke kavramının nasıl yorumlanacağı. Sözleşmenin ilk kodifiye edildiği zamanlarda bu hep kara ülkesi olarak anlaşılmıştır. Ancak artık kıyı devletlerinin denizdeki faaliyetlerinin artması, işte uluslararası ticaret nedeniyle artık birçok ulaşımın devletlerin de denizi aktif bir şekilde kullanmasının önünü açmıştır. Ve bir işgal durumunda yine burada hem kıyı devletin en az zararla çıkması hem de üçüncü devletlerin en az şekilde etkilenmesi için bizim
uluslararası hukuk değerleri çerçevesinde işgal hukukunu deniz hukukunu içine alacak şekilde yorumlamamız gerekmektedir. Şimdi bu konuyu ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir, deniz ülkesi, kara ülkesi bağımsız olarak işgal edilebilir mi? Yoksa deniz ülkesi ancak kara ülkesiyle birlikte mi işgal edilmelidir? Burada hemen yine 1969 Kuzey Denizli Kıta Sahanlığı davasında belirtilen bir norm var. Karadeniz'e hakimdir ilkesi. Bu ilke yine doktrindeki yazarlar tarafından de işlemiştir. Ve deniz ülkesinin işgali de kara ülkesinin işgal edilmesine bağlanmıştır. Yani işgalci işgal ettiği karanın sınırına paralel bir şekilde deniz ülkesini de işgal edebilir. Tabii burada da işgal edebilmesi için etkin kontrolü sağlaması gerekmektedir. Kara ülkesinin paralelinden daha fazla bir alan işgalci tarafından işgal edilemez deniz ülkesinde. Peki deniz ülkesinde işgalcinin ne gibi hak ve yükümlülükleri olabilir? Öncelikle devletler açısından düşündüğümüzde veya ülkesi birçok adalardan oluşan devletleri düşündüğümüzde nüfusun büyük bir çoğunluğu hem ekonomik ihtiyaçlarını hem de besin olarak ihtiyaçlarını denizde balıkçılık faaliyetlerini gerçekleştirerek bu durumda işgalci ne yapmalıdır? Buradaki nüfusun bu ekonomik faaliyetlerine devam etmesi için uygun şartları hazırlamalıdır. Veya yine buranın güvenliği yine işgalci tarafından sağlanması gerekmektedir. Buradaki ekonomik ihtiyaçlarını sürdüren nüfusun faaliyetlerine devam edebilmesi için. Daha da önemlisi buradaki doğal kaynak platformları. Şimdi Lahey Sözleşmeleri ve Cenevre Sözleşmeleri kabul edildiğinde özellikle denizde doğal gaz çıkarılması veya denizde petrol çıkarılması gibi durumlar gündeminde pek yoktu. Genelde petrol karadan çıkartılmaktaydı. Ancak günümüzde ise doğal gaz rezervlerinin ve petrol rezervlerinin birçoğu deniz ülkesinde, denizden çıkmaktadır. Önemlidir. Şimdi işgalcinin petrol faaliyetini sürdürmesini, mevcut faaliyetlerin sürdürülmesini desteklemesi gerekmektedir. Ancak yine buradan çıkartılan kaynaklar ve bu kaynakların satımından elde edilen gelirler yine bölge ihtiyaçlarının karşılanması için harcanmalıdır. İki, şöyle bir durum var. İşgalci kendisi bir petrol platformu kurabilir mi? Mevcut bir petrol platformu olmadan oraya bir petrol veya doğalgaz platformları kurup buradan doğal kaynakların çıkartılması hususunda doktrinde tartışmalar vardır. Zaten benim şu an anlattıklarımın çoğunun pozitif hukukta doğrudan olmayan konular. Bunlar 1900'lü yılların başındaki antlaşmaların günümüz ihtiyaçları çerçevesinde nasıl yorumlanabileceği, günümüz ihtiyaçlara nasıl cevap verebileceğine ilişkin yorumlardır doktrindeki. Yeni petrol platformlarının kurulması konusunda tartışmalıdır. Ancak eğer kurulursa da yine bunun bölgedeki insanların ihtiyaçlarını karşılanması, bölge güvenliğinin sağlanması için gerektiği üstedir. Son olarak deniz ülkesindeki işgalindeki işgali birbirinden ayıran en temel hususlarından biri de deniz ülkesinde özellikle bu ne olabilir? Kara ülkesine zararsız geçiş hakkı olabilir. Münhasır ekonomiye doğal kaynakların çıkarılması için kurulan platformların çevresinde kurulan güvenlik bariyerleri. Daha sonra bir boğaz varsa boğazdan transit geçiş, buradaki ulaşımın sağlanması. Bunların hepsi üçüncü devletleri ilgilendiren haklardır. Şimdi bu durumda işgalci işgal olduğu antlaş çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İşte boğazlardan transit geçiş, karasularından zararsız geçiş hakkı
gibi durumlarda deniz seyri seferinin ve uluslararası ticaretin de verimli bir şekilde sürmesi için işgalin de işgal altındaki devletin taraf olduğu antlaşmalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği savunulmaktadır. Böyle bir görüş vardır. Sonuç olarak geldiğimizde de bitiriyorum. Deniz ülkesinde işgal rejiminin uygulanmasına yönelik sorunların aşılması için ne gerekmektedir? Bir, ya mevcut Lahey ve Cenevre sözleşmeleri, işgal hukukunun üzerine sözleşmeler, deniz hukuku çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi edilmelidir. Veya deniz hukukuna ilişkin yeni hükümler eklenmelidir. Ya söz konusu antlaşmalar deniz hukukuna uygun şekilde yorumlanarak mevcut antlaşmalar teamül kuralı olarak evrilmelidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Furkan Ünlü'ye de sunumu için. Evet, bütün katılımcılarımız tebliğlerini sunmuş oldular. Biz de aslında süremizi biraz aştık ama birkaç soru alabiliriz. Eğer soru varsa katılımcılarımıza, bildirisini sunan, tebliğini sunan katılımcılarımıza soru varsa lütfen. Birkaç soru alabiliriz. Sanırım soru yok katılımcılara. Eğer sunum esnasında ekleyemediğiniz, şimdi söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz hocalarım. Evet. Soru yoksa o zaman oturumu kapatalım. Benim gördüğüm kadarıyla sohbet kısmına da yazılmış olan bir şey yok. Teşekkür ediyorum bütün katılımcılarımıza. Gerçekten deniz hukukunu uluslararası hukuk boyutuyla çok farklı yönlerden ele aldığınız bir oturum oldu. Oldukça verimli oldu. Bundan sonra saat 12'de de yine deniz hukukunun ikinci oturumuyla sizlerin de katılımınızı bekleriz oraya. Ben teşekkür ediyorum ve bu oturumu bugün için bu oturumu kapatıyorum. Herkes hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun hocam, kimden geldi? Ben Furkan Ünlü. Evet. Hocam bu videolar kayıt altına alınıyor galiba da bunlar yayınlanacak mı? Onunla ilgili bir soru sorabilir. Ben yayınlanacak diye biliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Öyle duymuştum. Bir de az önce de duyurusunu yaptığım gibi tam metinlerde kitap olarak basılacak. Hocam deadline nedir acaba? Vallahi sanırım biraz uzatılır ilan edilene göre ama tekrar onlar konuşulur herhalde. Temmuz ayının sonuydu galiba, öyle hatırlıyorum. İki ay dediler hocam, iki ay dediler. Tamam. Ben tüm katılımcılara tekrar teşekkür edeyim o zaman. Oturumu kapatalım. Bir sonraki oturumda sizleri de bekleriz. Görüşmek üzere. İyi günler.